Doğru. Siz bana geleceksiniz, ben size geleceğim. Ne zaman? Ne zaman yani geliyorsun hazır demişken? Bana bir bant çekin. Ben sabah köyde nasıl geleceğim oraya? Sana bant çeker. Her şeyi çekeriz sana. Vallahi tamam, bant çekeriz. Tamam, ne zaman istersen. Nasıl seviniriz? Yaparız. Seda ablacığım, bir ne şey zaman söyleyeceğim. Çok niye bant çekiyoruz anlamadım. Sabah köyde nasıl geleceğim? Kalkalım. Niye? Nasıl geleceğim sabah köyde? Şu an kalkmışsın bana ya. Ya bırak şimdi, hiç sabahın köründe kalkmadın sanki. 40 yılda bir kalk ya. Sabahların sultanı Seda Sayan ya. Hala sultan oldu. Ne oldu? Ya. Kapak oldu sana şimdi. Olsun. Adı Sabahları Sultanı, doğru. Sen sultanımızsın. Peki Seda hani Sayancığım. Hani sen bana ne çemkirdin şimdi öyle? Öyle çemkirdi valla. Hayır, bugün sinirli kalktı o. Hayır, sinirli değilim de geriyorlar beni. Ziraat odasına kızdı o. Ya benim olduğum masaya bağlananları böyle bir kabadayılığı tutuyor. Medya ayar verme alışkanlığı. Olsun, canını sağ ol. İlkay, bir şey mi söyledin bebeğim? Seda Hanımcığım, hadi siz bu yıl barış yılı olsun dediniz ama bu format değişikliğiyle birlikte sanki biraz başınız belaya da girdi. Hani kimi alsanız ben... ardından bir şey oldu, bize de dolu malzeme çıktı. Nedir, nereden düştüm diyor musunuz bu magazin işlerine? Ay, düzelteceğim diye göbeğim çatlıyor. Yok o değil, öyle değildir. Yok o böyle değildir diye Ali de geldiğinde gördü. Göbeğim çatlıyor. Ama biraz şey var sende yalnız, öyle hissettim. Tavşana kaç, tatlıya tut diyorsun. Yani yapma, alttan da böyle şey yapıyorsun. Yani, vallahi billahi. Programa katılmış olarak sen böyle söylersen ya ben kendim için söylemiyorum. Yani şimdi Yeşim Salkın'la ilgili konuda ortada hiçbir şey yokken bu gerilimin çıkmasının sebebi programdaki yani o onun görüşüdür deyip aslında o programın sahibi sensin. Nasıl? Orada yorum yapanlar. Evet. Hayır, yani hayır, o programın sahibi sensin. Ali, sen bilmiyorsun. Yorumcuların arasında Mehmet Yüzüak vardı. Evet. Mehmet Yüzüak yorum yapınca Yeşim de bunu Mehmet Yüzüak'a benim yaptırdığımı. Ama Mehmet Yüzüak yorum yapmadı. Biraz üslubu ağırdı. Yani evet, şey Yeşim Salkın'ın videoları da sorunluydu. Yeşim Salkın'ın videoları da sorumluydu. Hatta ben yani kadırgalı mısın, madırgalı mısın? Yani taraflıydı biraz diyorsun. Bir doktor bulursam Yeşim'i de götüreceğim öfke kontrol konusunda. Beraber gideceğiz seanslara. Yani yarın yüzümüzün kızaracağı şeyler söylememiz lazım. Öfkeyle kalkıp Ali, zararlı oturmamak lazım. Tamam, bir şey söylemek istiyorum. Yeşim bunları ve Mecuzu Akın yorumunu yaptırdığımı zannettiğini söyledi bana. Hı hı. Ben de dedim ki böyle bir şey olabilir mi? Ali, sen de programa geldin. Programda konuşulacak konulardan inanın haberin bile yok. Ben de oradaydım. Çünkü benim bölümüm değil orası. Yok, yok, Bircan, sen de oradaydın. Masaya hiç müdahale etmiyor. Hiç konuları bile oradaki yazı kalkınca görüyor kesinlikle. Ama sonra Yeşim'le konuştuğumuzda Mehmet Yüzüak'a da hak verdiğini... Çünkü bu işi kendisi de yapmayamıyorum. Yani magazin yapmaya başladığında bu işin jargonunun ya da raconunun bu olduğunu artık anladığını söyledi Yeşim falan. Yani artık Mehmet Yüzüak'a da kırgın değil. Ha, yani da kırgın. Ben ne güzel, herkes barışın. Ben ama onu anladı neyse, anlattım yani. Ben niye böyle bir şey, arkadaşlarım için niye kötü bir şey söyledi? Ali, bana ne yazar, ne getirir ki bana? Bana ne getirir benim arkadaşıma? Şimdi atıyorum, Tarkan'la ilgili yorum yapılıyor ya da Yeşim'le ilgili. Ben niye kötü konuşturuyorum? Yeşim'in büyük kızı benim oğlumun arkadaşı. Yakışır mı? Ben artık buralardayım. Şimdi orada masada konuşuluyor. Bircan da geldi, gördü. Sen de biliyorsun ki benim oturduğum yerde masada konuşulanlar duyulmuyor bile bazen. Ne diyorsunuz, ne diyorsunuz? Ses ama şimdi ya, programın adı ne Seda? Efendim ya? Programın adı ne? Seda Sayan'la. Bitti. Yani evet, yani program sahibisiniz. O programda kim ne söylersin söylesin. Bana mı mal edilecek? Sen geldin orada konuştun, bana mı mal edilecek bu Ali? Tabii sen diyeceksin ki bir dakika, one minute. One yani minute. Bu benim programım. Burada benim borum öder. Birilerine hakaret ettirmen demelisin. Ben sana bunu söyleyebilir miyim? Ya ben de hakaret edersem de. Yani ben de oraya konuk olarak gelip birilerine iftira atarsam, ben ya da başkası hakaret edersem, o programın sahibi olarak senin beni uyarman, sözümü kesmen gerekir. Şimdi, bu kim olursa olsun. Ki. Şimdi orada çıkıp canlı yayını buldum. Reytingi de var. Gelene gidene sallayayım diye kullananlar olur.
Ondan sonra mağduru sen olursun. Rütük cezayı sana verir. Yayın nedir bilmeyen çıkartırsan evet. Olur yani. Ya uyarıyor. Ya durun diyor. Hayır yapmayın hayır. Diyor. Ben zaten şimdi İlkay orada nasıl moderatörlük yapıyor. Ben de elimden geldiğince beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz çok net. Ha. Telefona bağladığınız insanı dinlemeyi de öyle bir rica ediyorum. Ahmet'in zaten halim yok. Sesim çıkmıyor. Şimdi ha, İlkay işte. Orada moderatörlük yapıyor. Ya dinliyoruz benim, bacım dinliyoruz. Benim, sen niye bize tamam. Gider yapıyorsun? Ya gider yapmıyorum. Ne gider yapsam zaten gider yapsam. Telefona bağlananı dinleyin diyorsun. Dinliyoruz. Evet. Kuzu kuzu tamam. Dinliyoruz burada. Dinleyin tabii. Dinlemek için bağladınız. Şimdi ben benim bölümümün dışında bir şey. Ali sen de geldiğinde sen de birine hakaret etsen ben tabii ki düzeltiyorum. Düzelttim de o gün. İşin şeyi anlamadın sen, işin iç yüzünü anlamadın. Benim düzeltmemi değil, Yeşim diyor ki bunu sen söylettin. Anladın mı? İşte ben de onu söylüyorum, bunu... programın sahibi sensin de onun için bunu sen söylettin diyor. Ben sen de diyorsun ki karışmıyorum, tamam karışmıyorsun ama. Karışmıyorum değil bak, Ali sen bugün tersinden mi kalktın? Seda Hanım, şöyle bir algı mı var? Ben bir müsaade isteyeceğim. Şöyle mi Ali abi? Seda Sayan kendi söyleyemediklerini algışı mı oradaki yorumculara söyletiyor? Ya Ece Ergin de aynısını söyledi burada. Ben yayında söyledim çünkü benle ilgili inanılmaz ağır hakaretler etti bir beyefendi. Aynı Seda yorumcu. Ablaya kırıldığımı söyledim ben. Yani neden kırıldım? Keşke hani aramızdaki yıllar var. Hani orada orada duracaksın hani demesini beklerdi. Ben Seda ablaya kırıldım. Sonra ben unutuyorum zaten her şeyi. Gene unuttum. Ya demek istediğim o. Senin o konuda dahilin olmadığı halde fatura sana çıkar. Yarın da çıkar. Dün de çıktı dediğim o. Yani kim kimse... Ters tarafımdan kalkmadım yani. O beyefendiyi kimse tanımaz. Yani kimse beyefendiye de hani davasını açar geçer. Ama hani Seda Sayan hepimiz için önemli bir isim olduğu için. Önemli bir yeri olduğu için. O beyefendiyi herkes tanıyor arkadaşlar. O ay Seda ablacığım ben tanımıyorum. Ben bunu kötü anlamda da söylemiyorum. Ama benim orada bir konuşma geçtiğinde muhatabım Seda Sayan'dır. Hani benimle şimdi ilgili bir konu geçtiğinde onu demek istiyorum. Yoksa ben kimseyi burada ne aşağılarım ne ezerim. Herkesin kendine göre kariyeri var. Ama hani şimdi hiç bir tanışıklığım adı, yok. Programın adı ne kadar Seda Sayan'la olsa da yapımcılarımın oraya açtığı bir bölümdür. Bu bölüm benim asla etkilemediğim, asla içeriğine karışmadığım, orada bu işi bilen insanların gelip konuştuğu bir yerdir. Mehmet Yüzak ekranda sevilen bir yüz olduğu için orada bulunmuştur. Kendince yorum yapar. Ama bunu Yeşim'in benim söylettiğimi düşünmesi beni üzdü. Sonra ben bunu Yeşim'e anlattığımda haklısın dedi. Ben öyle zannettim dedi. Sonra Mehmet Yüzak'a da hak verdiğini anlattı. Bir şey yok yani ortada. Ben bunu nasıl söyletebilirim? Oraya kim gelirse gelsin. Tembihleyebilir miyim? Ayrıca biliyorsunuz ki kardeş kardeşe kavga ediyor. Yarın bir gün ben Mehmet Yüzak'la da tartışsam yarın çıkıp demez mi? Hadi be orada bizi öğütlerken, tembihlerken düşünseydin. Ben bu kadar aptal bir yayıncı mıyım? 26 yıldır televizyonculuk yapıyorum. Siz beni ne zannediyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Karşımdaki insanı alıp da Sinem'i ya da Pelin, dün Sinem... Ya Sinem programa başladığımızdan beri var Sinem Yıldız. Dün Pelin vardı. Sen geldin Ali. Ben aptal bir kadın mıyım yılların televizyoncusu olarak? Onu bunu tembihleyeceğim. Şuna sallayın, buna sallayın. Tembihleme değil de hani ya sanki dur orada... demeni bekleyenler oluyor ekran başında. Onu demek istiyor bence Ali abi dedi mi? Ya ben öyle bir şey demedim. Ben dediğim çok net. Duyuyor bazen çocuklar, arkadaşlar. Oturduğum yerden bir can geldi duyulmuyor. Sesi açın deyip duruyorum. Ve elimden geldiğince de düzeltmeye çalışıyorum. Kesinlikle ben duymadığını, kulağını sürekli salladığını falan gördüm yani ama... O da tam anlamıyla senin bu işin içinde olduğunu söyleyerek aslında yanlış bir şey yapmış yani. Sen bu işin içinde yoksun. Ellerinde herhangi ayrıca bir... Ayrıca polemik de yaşanır. Ayrıca bir yanlışlık da olur. Bakın siz biraz önce dediniz ki Yeşim Salkın'dan Seda Sayan niye özür dilemiş ki dediniz. Ben de bağlandım. Anlattım. Evet. Bağlanırlar, açıklarlar. Yeşim Salkın'da o zaman Mehmet Yüzak'ın ağzından böyle bir şey çıktığında bağlansaydı. Ben de derdim ki Yeşim'cim sen benim canımsın ben böyle bir şey yapıyorsam sen mi söyletiyorsun diyebilecek kapasitede bir kadın o. Sen mi söyletiyorsun deseydi ben de deli misin ben böyle bir şey diye söyledim. Sonunda canlı yayında böyle bir şey çıkmış ağzından.
özür dilerdi belki de birbirinden insanlar, biterdi giderdi. Ben evet. bağlandım şimdi anlatıyorum. Seda abla bunun yanında... Olsun. Ne var bunda? Tamam çok güzel. Bunun yanında bir de şöyle bir şey var. Onu da tabii ekleyelim. Sen Mehmet de Güzel... bağlandın Bircan. Çok haklısın. Sen bağlandın anlattın. Hepsini anlattım yine anlatırım. Mehmet evet. Düzak'ın artık programa devam etmemesi de söz konusu. Doğru görüyoruz tamamen değil mi? Tamamen kendi fikri. Kendi isteği. Kendi isteği. Çok üzüldü çünkü. Ha öyle mi? Çok tamam. üzüldü Mehmet Düzak ve çok ünlü şarkılarda imzası olan kıymetli bir insan. Üzüldü yani bu mudur bu iş bu mudur dedi. Ve kendi bıraktı. Evet. Ben de programda yorumcu olarak söylüyorum ki bana kralı bile karışamaz istediğimi söylerim. Yani. Gönder dediler. Ben niye göndereyim? Ben anladım ki ben göndereyim. Benim yapımcılarım var başımda. Evet. Aleyhoğlu bunu sen en iyi sen biliyorsun. Ben de yapımcılarım oraya bir bölüm açmış. Benim tamamen dışımda bir olay orası. O zaman Seda Sayan'la ekstra diye bu yayınlandığında yaptılar, bir şey yapıyorlar. Bir kuşak olursa... Olmaz içinde, program içinde ama yani onu görmüş olursun o zaman. Olmaz ki öyle kapak atmak gerekiyor. Hani, o zaman buradan söylemiş oldu Seda abla. Ben müdahale etmiyorum, karışmıyorum yorumcuların kendi yorumları. Yasin'e ben müdahale ettim. Odaya geliyor günaydın diye odaya geldiğinde kız ben elindeki kağıtta ne var notlarını okumam. Ali çok iyi biliyorsun. Ya şimdi hem biliyorum hem bilmiyorum. Ben karar veremedim. Biliyor muyum, bilmiyor muyum? Benim söylediğim şu sevgili Seda. Yani o programın sahibi gözüktüğün için senin adına akışta senin adına gözüküyor program. Dolayısıyla içinde ayrı bölümler dahi olsa sanatçıların onca yıllık dostluğunu bildiğin insanların senin programında aşağılanması ya da onlara dokunacak laflar edilmesini sana fatura ediyorlar. Ben programımda kimse bunu sen söyletiyorsun demiyorum. Ben bunu sen söyletiyorsun demem. Çünkü sen onu söyleyecek kadar yürekli birisin. Ama algı şu. Seda tavşana kaç tazıya tut diyor reyting için. Yani tıpkı Mehmet Güzelak'ın programdan gönderildiği şeklindeki algı gibi. Bak siz ne dediniz? Dedin ki hayır kendi isteğiyle. Çok morali bozuldu gitti bana da öyle attı ben de paylaştım ama insanlar hayır sen yanlış biliyorsun Mehmet Güzelak bu olaylar yüzünden gönderildi şutlandı dendi. Çok daha yani piyasada ne konuşulduğunu ben burada telaffuz ediyorum şeytanın avukatlığını yaptığım için özür dilerim. Tamam peki piyasada ne konuşulduğu beni ilgilendirmiyor beni ilgilendiren insanların neyin ne olduğunu çok iyi biliyor olması. Hiç kimsenin aklının ucundan geçmez benim böyle bir şey yaptıracağım ya da yaptırabileceğim. Dolayısıyla piyasada ne konuşuldu benim umurumda bile değil. Piyasa diye bir şey mi var? Piyasa nedir? Ben hitap ettiğim insanlara bakıyorum Allah aşkınıza. O insanlar da biliyorlar ki benim yüreğimden, kalbimden böyle bir pislik geçmez. Anladınız işte Yeşim Salkım da öyle düşünüyormuş. Ama Yeşim Salkım da öyle düşündüğü için video doldurdu. Kadırgalı mısın, madırgalı mısın? Bana sökmez o ayaklar. Ama buraya geldiği noktaya sevindim. Ben ilk günde söyledim. Neyi paylaşamıyorlar? Siz zaten bu kafayla giderseniz kimsenin barışmasını istemiyorsunuz. Hiç kimse kimseyle barışmasın. Herkes herkese kötü olsun. Ben tam tersini söylüyorum. Ben diyorum ki magazinin... Telefon açıp da kadına... Ay ben hastayım beni çok yoruyorsunuz siz. Evet ya. Vallahi hastayız. Ya bir cümle söyleyeyim. Benim söylediğim şu. Biz birbirimizle kavga ederek total seyircideki inandırıcılığı kaybettirip reyting kaybediyoruz. Bunu yapmak yerine daha barışçıl, daha humanist, daha pozitif haberlerle, yorumlarla gündeme gelelim. Benim söylediğim tezim bu. Ben sadece oradaki ambiyansın nereye götürdüğünü, birbirini yanlış anlamanın o videolara doğurduğunu söylüyorum. Tekrar geçmiş olsun. Çok geçmiş teşekkür ediyoruz Seda Sayancığım. Hakkın yani bu yanlış algıydı o zaman size sormuş olduk en doğru yanıtı da sizden aldık orada özgür iradesiyle yorumcular var programın bir yapımcısı var ve yılların televizyoncusu Seda Sayan var herkes özgür iradesiyle programın herhalde içinde canım. Tekrar geçmiş olsun İlkay'cığım ama ben doğruyu yaptığımı düşünüyorum şunu bir kez daha altını çiziyorum herkesin cevap hakkı var benim size bağlandığım gibi bana da bağlanıp hayır bu böyle değil diyebilir insanlar. Arkadaşlarımın başımın üstünde yeri var. Ben Yeşim'i de programa davet ettim. Kraliçeler gibi de ağırlarım. Herkesi ağırladığım gibi. Benim evime gelen misafirlerimi ağırladığım gibi.
herkesin başımın üstünde yeri var. Dolayısıyla ben kimseyi orada tavşana kat, tazıya tut diyecek bir kadın olmadığımı Ali sen çok iyi biliyorsun. Bir daha da böyle bir şey benim için sakın al, sakın böyle bir söz kullanma. Ben böyle bir kadın değilim. Bunu sen biliyorsun. Niye böyle bir şey söyledin? Hayret, şaşırttın beni yani. Sizi bekliyoruz en kısa zamanda canlı yayına. Hayatta gelmem. Hiç hiç olmaz size. Eyvah. Hadi güle güle canım. Hadi hoşçakalın. Bak, Ali abi, teşekkür ediyoruz. Biraz bir kırgınlık oldu.